Sırada keyifli ve özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Şarkı yarışmalarında jüri olmaya sıcak bakıyor mu? Dikkatle izliyorum ve dikkatle takip ediyorum. Evinin mutfağından neden çıkmıyor? Sadece karın doyurma noktası değil, ben oraya girdiğim zaman... Ve Gizem Hatipoğlu, Serkan Çağrı'yı acı biber yeme yarışmasında nasıl yenmişti? 47 acı biber yiyerek... Sunucumuz Gizem Hatipoğlu sordu, klarnet ustası Serkan Çağrı tüm içtenliğiyle yanıtladı. İşte o eğlenceli sohbet. Magazin Life'tan herkese merhabalar. 6. Uluslararası Klarnet Festivali'nin bu yılki 8 Eylül-17 Eylül sürecinde sanat direktörü sevgili klarnet ustası Serkan Çağrı konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi de iyi gördüm. Gayet iyisiniz. Çok mersi, iyiyiz. Nasıl gidiyor festival? Festival başladı. Çok yoğun gidiyor. Tabii bizim festival çalışmalarımız çok önceden başladığı için hani yaklaşma dönemi bizim için artık heyecanın en doruk noktası oluyor. Yaklaşık 6 aydan bu yana bütün festival ekibi gelecek gidecek her şeyi organize etmekle meşguller. Ve şimdi artık bu hafta itibariyle de en keyifli sürecine girdik festivalin. Bu yılda baktığımız zaman Ustaya Saygı konserimiz var. Ustaya Saygı konserinde en baba şarkıların en baba yorumcusu Müslüm Gürses'i anıyoruz. Evet. Çok kıymetli sanatçı dostlarımızın katılımıyla ve sevgili İskender Paydaş'ın orkestrayı yönetmesiyle gerçekleşecek bir gece. Eşi rahmetli Müslüm abimizin eşi Muhterem Hanım da bizim aramızda bize destek veriyor en başından beri. Evet. Heyecan duyuyoruz. Bu gece 13 Eylül'de gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Bütün Müslüm Gürses sevenleri, hayranları, müzikseverler orada Müslüm Gürses'i bir kez daha anmış ve hatırlamış olacağız hep birlikte Müslüm Gürses'i. Evet, bu gerçekten çok önemli bir durum aslında. Bir anma gecesi, ustaya saygı Tabii gecesi ki. Düzenlenecek. 13 Eylül'de dediniz. Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Tabii. Buradan da ustanın, babanın tüm sevenlerine de duyurmuş olalım bu durumu. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken, öğleden sonra affet ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken, sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken. Peki Muhterem Hanım da bir katılımı olacak konsere mutlaka ki. Onun düşünceleri nedir? Hani sizin böyle bir şey düşünüp de gerçekleştirmiş olmanızı Muhterem Hanım nasıl karşıladı? Zaten kendisi bize böyle bir talepte bulunduğumuzda anma gecesi yapıyoruz. Müslüm abimizi anmak istiyoruz dediğimizde hemen kapılarını açtı. O telefonda aldığım sıcaklık ve o yaklaşım beni çok mutlu etti. Kapısını çaldım, ziyaretine gittim. Hemen Müslüm Gürses'le ilgili anılarla hemen bir anda baş başa kaldık. O fotoğrafları, bana anılarını anlatması ve böyle bir geceyi organize ediyor olmaktan dolayı bize ettiği teşekkürler, bizim doğru bir iş yaptığımızı söylemesi bizim için en güzel mutluluk. Dengeye dönüşen bir sevgi sensiz olmaz. Biliyorsunuz ki son dönemde ekranda şarkı yarışmalarını da çok fazla görüyoruz. Evet. Bununla ilgili bir şey var mı, size gelen bir teklif ya da böyle bir projede de yer almak ister misiniz? Memnuniyetle tabii ki. Ben yeni yapılan çalışmaların fayda sağlaması noktasında çok dikkatle izliyorum ve dikkatle takip ediyorum. Dönüşüm sağlamasına özen gösteriyorum. Yani kalıcı olmasında rol almak isterim. Kalıcı olması için de bu çalışmaların ne yapılması gerekiyorsa her zaman işin içerisinde olmaya hazırım. Yeter ki yeni bir şeyler kazanalım, yeni bir şeyler oluşsun. Özellikle genç nesle yeni fırsatlar tanıyalım ve onların
birazcık ne hissettiğini, nasıl hissettiğini ve nasıl algıladığını anlamamız gerekiyor. Aslında müzikteki o teorik bilgilerin bir kenara bırakıldığı, yeni bir anlayışın doğduğu bir dönem yaşıyoruz. Biz artık yeni gençlerin yeni düşüncelerini düşünmek zorundayız ve onlarla iletişim kurmak zorundayız. Bu nedenle ben çok takdir ediyorum yeni programları da. Birazcık da özel hayattan konuşalım. İki acı tane. Biberlerden. Acı biberler. Bu arada acı biber muhabbetine bizim girmek. Bizim acı biber girmeyelim oraya. Girmeyelim. Bir yarışmaya katılmıştık. Evet. Serkan Bey ve eşi Ebru Hanım da bizim rakibimizdi. Ben 47 acı biber yiyerek rekor kırmıştım yarışmada. Evet, biz de kırmak için uğraşmıştık. Ama biz kırılmıştık. Kırılmıştık. Acı sizi biber. Tebrik ediyoruz ayrıca. Çok teşekkür ederiz. Ebru Hanım da çok tatlı. Buradan da kendisine selamlar olsun efendim. Selam söylüyoruz. İki efendim. Tane de pırlanta gibi evladınız var. Peki Serkan Çağrı evde nasıldır? Eve iş götürür mü? Evde klarnet çalar mı? Mutfağa girer eşine yardım eder mi? Röportajın herhalde en can alıcı noktasına geldik. Ben mutfaktan zaten çıkmam, onu söyleyeyim. Şimdi tabii mutfak çok özel bir nokta aslında. Sadece karın doyurma noktası değil. Ben oraya girdiğim zaman kimseyi istemem bu arada, onu söyleyeyim. Mutfakta öyle benim mi? Çalışmamı görmesini istemem. Çok dağıtırım ortalığı. Böyle dağıttıktan sonra da toplarım, bakarım kimse gördüm diye. Toplar mısınız? Süper. Toplarım. Fırında hazırladığım menüler güzel olur. Neler var mesela fırında? Fırında balık yaparım, et yaparım. Çeşitli böyle kafama göre soslu şeyler yaparım. İlginç şeyler yaparım. Bazen hiç olmayan şeyleri atarım kafadan, tuttururum ya böyle, ama ilk defa yapmama rağmen şey olur mesela. Aa, ne kadar lezzetli olmuş, ne güzel yapmışsın, bunu nereden buldun falan. Tarifini falan sorunca da yok, birazcık. Benim tarif hiçbir yerde yok. Ne atmıştım acaba içine? Benim tarif hiçbir yerde yok. Böyle bir takım enteresan soslar hazırlıyorum. Mutfakta vakit geçiriyorum, çocuklarımla vakit geçiriyorum. Ebru'yla, çocuklarla geçen zamanımız zaten gerçekten benim için en mutlu, en keyifli zamanlar. Çocuklar bizi çok güldürüyorlar. Bazen üzüyorlar tabii ki. İki erkek olunca onların enerjisine yetişmek çok kolay olmuyor. Çok birbirleriyle sürekli yarış halindeler. Biz onların maratonu aslında bizi de bir anlamda spor yapıyormuş gibi böyle değil diri mi tutuyor. Koşturuyoruz. Yani işte ayrı bir koşuşturma, evde ayrı bir koşuşturma tabii, tabii, tabii oluyor tabii. Gerçekten. Ki. Bizim evde her gün festival var ya, aslında. Festival. Her peki festival çocukların var. Klarnete ilgisi var mı? Yani babalarının yolundan mı gitmek istiyorlar, yoksa başka kariyer planları mı oluşacak sizce? Büyük olan top peşinden koşuyor, babasının yolundan koşmuyor. küçük olan ise benim yolumdan geliyor. Öyle mi? Eser daha müzikle ilgili, mesela bir yaşından beri klarnet üflüyor. Kendisi bunu, o ses çıkarmayı kendisi başardı. Klarnete inanılmaz tutkulu. Müzikle sürekli zaten odasına gidip müzik yapıyor, müzik üretiyor. Yani onun küçüklüğü bana benziyor mesela. Büyük oğlum da bir şeyler çabalıyor, bir şeyler var kafasında, hayal ediyor. Şöyle olacağım, böyle olacağım diye. O daha çok spor tarafında aile. Yani eşini çok iyi tanıyor mesela. Öyle oraları mi biliyor tabii. Hakan abisinin hayranı. Sağ ondan olsun. Sonra bir yandan da çok koyu bir Galatasaraylı. Oo. Ben Beşiktaşlıyım. Büyük çatışma yaşıyoruz. Güzel şeyler de oluyor. Mesela Nefes'i bir konsere götürüyorum. Bir anma konserinde mesela bana hiç beklemediğim bir soru sordu. O hep futbola kafası çalıştığı için. İşte izlediğimiz konserin sonunda vefat eden kişiye baktı, dedi ki baba, dedi işte Şükrü Tunar'ı anıyorduk. Şükrü Tunar vefat ettiğinde Pele kaç yaşındaydı? Şimdi Allah Allah, ben böyle değişik kaldım. Yerlerde. Oradan müzikten Pele'ye bağladı falan böyle. Futbol her zaman kafasının bir yerinde. Peki evet. Nefes dediniz, ismini siz mi koydunuz oğlunuzun? Evet, ben koydum. Eşimin hamile olduğunu öğrendiğim gün, hani kız da olsa erkek de olsa Nefes olsun dedim. Tabii bizimkiler birazcık bu duruma karşı çıktılar. O zaman hiç duyulmadı. Daha çok duydukları bir isim arayışı içerisine girdiler. Ben dedim ki hayır, Nefes olsun.
Yani dediler işte böyle isim mi olur Nefes diye. Bari Can koysak kenarından da biz seslensek. Yok dedim, Can falan koymuyoruz. Nefes direkt olacak. Nefes. Tabii çok sevildi. Benim öğrencilerimden evlenenler oldu mesela. Onlar da Nefes ismini öyle kullandılar. Mi? Yayıldı yani, bu isim güzel süper oldu. İsmiyle uzun ömürler, sağlıklı ömürler sağ diliyoruz evlatlarınıza da. Eşinize de tekrar selamlar olsun. Çok teşekkürler. Sohbetimizin de sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben galiba çok konuştum biraz, kusura bakmayın. Çok keyifli bir sohbetti. Çok, çok teşekkür ederim. Ediyoruz. İzleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. 6. Uluslararası Klarnet Festivali 7-18 Eylül'de olacak. İlgililere buradan tekrar duyurmuş olalım. Serkan Çağrı'ya da tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun.